Değerli Radyo Gençlik dinleyicileri, e, efendim hepinize iyi günler diliyorum. Bugün e, YKS kurslarıyla ve tercihlerle alakalı bir konumuz olacak. Öğrencilerimizi sınavlara nasıl hazırlamalıyız konusuyla alakalı e, değerli hocamız Ali Rıza Yanar'ı misafir edeceğiz. Kendisi öğrenci koçu, aynı zamanda Arifan Yurdu YKS kursu sorumlu müdürü. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Allah'a şükürler olsun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Hocam çok şükür. Hocam ee, şimdi e, konumuz geniş. Öyle olduğu için ilk önce olarak bugün tercihlerde son gün galiba oradan başlayalım istiyorum. Evet. Şimdi tercihlerde kararsızlık yaşayan sıkıntı yaşayan öğrencilere ne demek isterseniz buradan başlayalım. Ancak şöyle bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Ee, olay ki soruları olan öğrencilerimiz ve ailelerimiz varsa bize sorularını e, 332-350-7801 WhatsApp hattından ulaştırabilirler. Evet hocam e, sizden bu konuda biraz detaylı bilgi alalım inşallah. Hocam öncelikle tercih yapan arkadaşlarımıza e, tüm öğrencilerimize tercihlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bu yıl e, hayal ettikleri üniversiteye e, kazandıkları e, güzel bir yıl olmuştur tercih yapmayan arkadaşlarımız bugün saat 23.59'a kadar tercihlerini yapmak zorundalar. 23.59 e, 23.59 e, saatini unutmamamız gerekiyor. Eğer hasbel kadar yapmayan arkadaşımız varsa, öğrencilerimiz varsa bunu bir an evvel yapmalılar. E, tercih sürecimiz zorlu bir maraton. Bir yıl boyunca çocuklarımız emek verdiler. Eee tercih dönemi kritik. Eğer burada yapılacak küçücük bir hata, bir dikkatsizlik, işte kodların yanlış girilmesi ve benzeri gibi durumlarda hı hı çocuklarımız çok iyi bir derece yapmış olsa bile e, tercihlerde yapılan o e, göz ardı o küçük hatalar maalesef istemediğimiz sonuçları yol açıyor çocuklarımız hayal ettikleri bölüme maalesef gidemiyorlar dolayısıyla benim ricam şu öğrencilerimizden e, ve bizi dinleyen ailelerimizden tercihleri bir kez daha bir gözden geçirelim bir hata vesaire olmuştur e, dikkat edilsin e, İnşallah hayırlı olur diyorum e, yine bir soru varsa yardımcı oluruz inşallah eyvallah. tercihlerde sizce neye dikkat etmeliler yani bölüm seçerken neye göre seçmeliler bu konuda e, direktman tavsiye edeceğiniz bir şey var mıdır? Şimdi ilk başta öğrencilerimizin kendilerini iyi tanımaları gerekiyor. Ee, burada e, öğrencilerimiz mezuna bırakmama duygusuyla e, ne olsa giderim e, kaygısına kapılıyorlar. Ne olsa gideriz belki üniversiteyi de okuruz ama acaba o mesleği yaparken mutlu olabilir miyiz? Gerçekten bizim hayallerimizi, isteklerimizi, duygu ve düşüncelerimizi yansıtacak bir meslek mi? E, dolayısıyla bu çok önemli. İlk Hatta etapta... bir de şehir, şehir dışına çıkmak ideali ...genç arkadaşlarımızın evet. bu anlamda çok ciddi manada cazip gelen ideallerden bir tanesi. Yani meslek seçimi, mutlu olup olamayacağı, Hı. o anlamda okuyup okuyamayacağı... ...okusa işte başarılı olup olamayacağı, başarılı olsa yapıp yapamayacağı... ...bakın birçok e, devamında sorular var. Ve e, öğrencilik hayatını mesela hele böyle bir e, dar gelirli, orta gelirli aileler için... Ciddi manada enflasyonist ortamın getirmiş olduğu sancılar nedeniyle biraz daha sıkıntılı yaşama ihtimalleri çok yüksek. Bu konuda mesela genç dostlarımıza ne söylemek istersiniz? Şimdi bu noktada tabii ki ailelerini, sosyoekonomik düzeylerini düşünmek zorundalar. Çünkü şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi hayat pahalı, pahalılığı had safhada. Bu noktada bir öğrenciyi okutmak, yetiştirmek de ciddi miktarlara mal oluyor. Burada dikkat etmek istediğimiz tercihteki en önemli husus şudur aldığımız puanla gidebileceğimiz en iyi üniversiteye gitmeye çalışırız. Birinci hedefimiz budur. Tabii ki hayallerimiz doğrultusunda e, hayal ettiğimiz üniversite neyse elimizdeki puanla beraber, bunu e, yok atlas verileriyle beraber kıyaslarız. Gelebilecek bölümleri ve gelemeyecek bölümleri yazırız. Tercih yaparken nasıl yapıyoruz? İlk beş e, gelebilir ve ihtimali biraz düşük ama e, gelse çok mutlu olacağımız e, ee, sürpriz dediğimiz bu şekilde nitelendiriyoruz hocam. Sürpriz dediğimiz bölümleri yazarız. Ardından ekstra bonus bonus. Evet bonus evet bonus, bonus gibi <laughs> düşünebiliriz. Yani gelme ihtimalinin düşük olduğunu biliyoruz ama yazınca da çok mutlu oluyoruz. Bunları yazarız. Arkasından e, gerçekten gelme ihtimali yüksek. Gerçekten istediğimiz, hayal ettiğimiz bölümleri yazarız. Ardından eğer öğrencimiz diyorsa ki ben bu yıl kesinlikle gitmeliyim. Açıkta kalmak istemiyorum diyorsa şayet. O zaman kendi puanımızdan ve sıralamamızdan biraz daha geride olan bölümleri de yazarız ki öğrencimiz açıkta kalmasın. Ama ben şunu diyorum. Mezuna kalmaktan arkadaşlarımız korkmasınlar. Ee, bir yıl hiçbir şeydir. Hayallerimiz doğrultusunda gidiyorsa. Fakat burada e, genç arkadaşlarımıza şunu öneriyorum. Ailelerin de bu noktada düşünsünler. Yani gerçekten fedakarlık gösterilecekse, gerçekten gayret edecekse, hayalleri için bir yıl daha pes etmeden çalışacaksa o zaman mezuna bırakmak bizim için bir sorun değildir. Hiç önemli değil. Bu noktada ailelerimiz de hoşgörüyle karşılanabilir. Ama bir yıl mezuna kalıp, yeterince gayret göstermeyeceksek e, geleceğimizi daha... bu kadar etkileyecek Aynen, öyle. önemli bir kararı mezuna kalmak veya kalmamak, hı hı. şehir dışına çıkmak veya çıkmamak gibi e, asli olmayan hususlar noktasında değerlendirmek ciddi manada e, sancılı değil mi? Aynen. Hocam ne diyorlar e, bizim alandaki arkadaşlarımız mutluluğu yakalayabilmek için iki şeye dikkat etmek lazım. Birisi eşe, birisi işe. Aynen yani eş ve iş tercihimiz bu anlamda bizim hayat kalitemizi, huzurumuzu ve mutluluğumuzu yakalayabilmek için çok önemli iki husus. Şimdi sırf üniversite kazanmış olmak adına, sırf işte dört yıllık bir lisans bitirmiş olmak adına orada günlerimizi heba etmek de değil mi? yani ciddi manada esasen acı veren bir sonuç. Kişi diploma sahibi olmak yerine hatta kendisine sertifikalarla hatta kendisine belli bir alanda bilgisayar yazılımı vesaire bugün baktığımız zaman belki yarın gelecekte lisans diplomalarının belki bile etiketinin bir anlamı kalmayacağı zamanlara gidebiliriz. Mühim olan yeterliliklerimiz çok ön planda. Şimdi üniversiteler e, sistem bizi ne yapıyor? Üniversiteli olmaya itiyor. Üniversiteli olamadığımız takdirde ama bugün herkes de işte devletten bu sefer iş bekliyor. Yeterliliklerimiz zayıf olduğu için. Burada ciddi manada sıkıntılar var. Vaktimiz kalırsa bunları tekrar değineceğiz. İnşallah. Peki şimdi tercihlerle alakalı ilave edeceğiniz bir şey var mı hocam? Teşekkür ederiz. Şu an e, ilk ağzımızı yaptık. Eyvallah. Bu anlamda üzerimize düşen vazifeyi yaptık ve en nihayetinde ne var? E, peki şimdi önümüzdeki seneye. Ola ki mezuna kalmış, ola ki ilk defa hazırlanacak öğrenciler için e, neler e, hazırladınız? Bu anlamda yeni bir çalışmanız var. E, çok fazla da işin açısı alternatif olmayan güzel bir çalışma. Hı hı. Ben e, görünce heyecanlandım. Bizim delikanlının böyle bir ihtiyacı olmuş olsaydı delikanlılar muhakkak çünkü hı hı. evde çalışma ortamı vesairesinin biraz handikaplarını görüyorduk adaptasyon süreçleri biraz sancılı oluyordu. Siz şu andaki çalışmanızdan bir ba biraz bahseder misiniz? Nasıl bir plan ve programınız var? Ee, bu anlamda yatılı ya KS kursu nasıl bir sistem? Evet. Ee, şu anda bu çalışmamızı Arifan Erkek Öğrenci Yurdumuzu da e, pilot uygulama olarak Allah'ın izniyle başlattık. Bu, pro olsun bu projeye da. başlarken bizim değerlendirdiğimiz birkaç tane kıstas vardı. Müsaadenizle öncelikle bunlardan bahsetmek istiyorum. E, çünkü e, bir sorun e, var ki bu e, çalışma sürecinde çalış. bu soruna çözümler ürettiğimiz çok önemli bir çalışmamız var. E, üniversite sınavına hazırlanırken çalışılan e, karşılaşılan bazı zorluklar var. Bunlar nedir? Öğrencilerimiz herhangi bir geleneksel eğitim kurumu ya da kendisi çalışmaya başladığında maalesef direkt kağıdı kalem aç hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Biz diyoruz ki evvela bir sorunu tespit edelim. Yani ön bilgilerimizi, eksik öğrenmelerimizi e, tespit edeceğiz ki hayali programlardan kaçınalım. E, şu anda Bizimle birlikte çalışmaya gönüllü olacak arkadaşlarımız bizimle birlikte çalışmaya bu yola çıkacak arkadaşlarımıza bizim ilk yapacağımız şey yurdumuzda bir ön deneme sınavı yapacağız. Bu ön deneme sınavının arkasından öğrencilerimizin eksik yönlerini iyi olduğu güçlü olduğu zayıf olduğu yönlerin tamamının tespit edeceğiz. Ardından öğrencilerimizi bu tespit ettiğimiz eksikliklere ya da güçlü yönlerine göre öğrencilerimize bir program sistemi ayarlayacağız. Hocam biliyorsunuz ben aynı zamanda eğitim koçluğu ve danışmanlık evet. yapıyorum. Bireysel öğrenci koçuyum. Ee, bu noktada, öğrenci koçluğu sistemini de buradaki sisteme entegre edecek miyiz evet. hocam? Benim direkt aklıma <laughs> daha onu söylerken gelen mesaj o oluyor. Hedefimiz tam olarak bu. Geleneksel eğitim kurumlarında olan evet. e, toplu öğrenme alanlarını bireysel eğitim koçluğu mantığıyla birleştirdiğimiz yeni bir harmanlanmış sistem ortaya çıkartmak istiyoruz. Burada o zaman sadece yatılı olmak değil bir alternatifimiz Hı -hı. de bu anlamda bireyselle grup çalışmasını Hı -hı. da harmanladınız ikinci bir yenilik daha var. Evet. Bu çok güzel. Buradaki e, bu yatılı olmasının avantajlarını zaten birazdan ayrı bir bahis olarak bahsedeceğim. Hı -hı. Bu bireysel olması ne oluşturuyor? E, malumunuz hocam programlar yapılırken e, 20 kişilik bir sınıfı hayal edelim gözümüzde. E, tahtaya kocamanca bir program yapılır. Bütün öğrencilerimizin aynı anda o programa uymaları beklenir. Evet. Bizim buradaki hedefimiz şu. Her öğrencimiz bir kar tanesi. Hiçbir öğrenci diğerine benzemiyor diyoruz değil mi? Dolayısıyla biz de her öğrencimize özel onun öğrenme alanlarını keşfederek onun kendi öğrenme hızına yönelik bireysel programlar yapıyoruz. Bunu zaten bireysel eğitim koşulu mantımızda tam olarak buraya dayanıyor. Biz şimdi ne yaptık? Arifan Yatılı YKS kursumuzda öğrencilerimiz 20 saatlik haftada 20 saatlik saatlik normal bir ders alanı. Grup çalışması sınıf ortamında işte matematik, Türkçe, sayısalsa fizik, kimya, biyoloji gibi alanlardan 20 saat toplamda haftalık olarak ders alacak. Burası standart bir eğitim kurumu gibi. Fakat bunun yanında 20 saatte bireysel çalışabileceği, hocalarına özel sorularını sorabileceği, anlamadığı yerleri hocalarımızın bireysel olarak anlatabileceği 20 saatlik bireysel bir etüt sistemi oluşturduk. Yani baktığınız zaman o sınıf ortamı ve bireysel çalışmayı bir araya getirmiş olduk burada. Böylece öğrencilerimiz 40 saati aşkın bir ders saatiyle karşılaşmış olacaklar ve bu çalışmalar sayesinde derste öğrendiği teorik bilgileri bireysel pratiğe dökebilecek. Çözemediği bütün soruları çünkü hocalarımız burada 7/24 nöbetleşe bir sistem oluşturduk. Her hocamız muhakkak öğrencilerimizle birlikte olacak. Bir avantajımız da şu var. Öğrencilerimizle bizim ilgili yaşadığımız en büyük sorunlardan biri şu. Biz derste de çocuğa der, öğrencimize dersimizi anlatırız. Ee, hocalarımız programlarını yaparlar fakat kapının önünden çıktı mı kurumdan öğrenciyi kaybediyoruz. Neden? Eve gidiyor, eve giderken karşılaştığı işte sosyal bir hayat var. Arkadaş ee, var, ortam var. Aynen vesaire. öyle. Arkadaşları var, ortamı var. Eve gittiği zaman onu bir öğretmen kadar iyi kontrol büyük bir durum yok. Dolayısıyla e, şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hocam dershanede veya işte okulda öğrencimiz dersi çok iyi dinliyor ama evde ders çalışmıyor. Takibi yapılmıyor diyorlar. İşte tam da anne baba bu anlamda da ders çalış dediği zaman geri ters tepiyor. Evet. Ders, e, çünkü ders çalış dendiği anda öğrencide oluşan e, mesaj ders çalışma Evet. mak. Ee, öyle olunca da tabii evin içinde de bir çatışma var. Bir taraf istiyor ki yatırım yapıyoruz, işte maddi manevi bunun karşını alalım istiyor. Öğrenci de beni rahat bırakın, ben artık e, kendi başımın çaresine bakabilirim, beni bu anlamda sıkıştırmayın diyor. Anne ve e, öğrenci arasında, baba ve öğrenci arasında ne oluyor? Bir reaksiyon da esasen oluşmuş oluyor, değil mi? Evet. Şimdi ailemiz, anne babamız, ebeveynlerimiz e, özellikle ergenlerimize, çünkü tam o yaş grubundayız, 18 yaş böyle tam e, öğrencilerin delikanlı. He, delikanlı olduğu dönem. E, burada ders çalış dediğinde ya da telefonu bırak dediğinde bu hiç ders çalışmaya yönlendirecek Hiçbir bir şarkı hareket şarkı gibi diye. algılanmıyor öğrencilerimizde. Dolayısıyla biz en büyük problem olan işte eve geldi ders çalışmadığının önüne öğrencilerimizi yatılı şekilde ağırladığımız için biz öğrencimize 7 gün 24 saat dokunabilme imkanımız var. Öğretmenin veya bir uzmanın bu anlamda söylediği çok enteresan. Yani biz bunu işin açıkçası okul öncesi çalışmalarımızda da gözlemlediğimiz bir şey. Çocuk anne babasından gelen bu anlamdaki reaksiyonlara verdiği yaklaşımla bir başka üçüncü kişinin vermiş olduğu yaklaşımlara karşı e, yönlendirmelere karşı yaklaşımı çok farklı olabiliyor. Yani bu konsum bence çok önemli. Yani çocuğun motivasyonunu sağlayacak, onun lehine olduğunu e, bu durumun e, farkında olmasını sağlayacak bir kişilerin olması ciddi manada öğrencinin başarısını getireceğini ben inanıyorum. Aynen öyle hocam. Geçen sene yaptığımız seminerlerden birinde bir hocamız bana eğitim koçluğu nedir diye sordu. Eee ...genişte bir öğrenci kitlesi vardı karşımızda... ...ben kısa bir şekilde şu şekilde cevap verdim... ...öğrencilerimizi ders çalışmaya ikna etme sanatıdır dedim... ...tabii ki çok genişte konuşabiliriz bunun üzerine ama... ...öğrencilerimiz sizin de söylediğiniz gibi... ...üçüncü bir kişi özellikle de bunu... ...kendi algısında bilir kişi olarak kabul etti bu işte uzman olarak kabul ettiği hocaları yani biz rehber öğretmenleri herhangi bir şey söylediğinde onu koşulsuz şartsız yerine getiriyor. Çünkü onun gözünde öğrencimizin gözünde biz bilir kişi durumuna Esasen geçmiş oluyoruz. damdan düşen kişisiniz. Onun gözünde bir, bir noktada da böyle bir şey var. Çünkü onun yaşayacaklarını biz onda... O bize söylemeden ondan önce biz ona zaten anlatmış oluyoruz. Çünkü rehber nedir? Amaca giden yolda en kısa yolu gösteren kişiye rehber diyoruz. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi nasıl başlayacağım? hangi kaynakları çözmeliyim? Ee, nasıl çalışmalıyım? Hangi programla çalışmalıyım? TET'yi ne zaman bırakayım? AYT'ye ne zaman geçeyim? Ve benzeri pek çok sorudan kurtarmış oluyoruz. Çünkü biz önceden öğrencilerimize ki şimdi Arifan Yatılı YKS kursumuzda da öğrencilerimizi tanımak sınavını yapmanın hemen ardından öğrencilerimize bir kaynak tarama işi yapacağız. Hoca arkadaşlarımız şu anda bunun üzerine çalışıyorlar. Her öğrencimize kendi seviyesine uygun kaynaklar önereceğiz. Yani esasen bu avantajlı mı dezavantajlı mı hocam? Çünkü her öğrenciye mesela sınıf o zaman ...grup çalışmasında ayrı bir kaynak... Hı hı. ...bireysel çalışmada ayrı bir kaynak tavsiye edeceksiniz. Şu ona. şekilde hocam... ...zaten bir kaynakla çalışmamız mümkün değil. Çok hı hı. fazla soru çözmemiz gerekiyor. Pratiğimizin bol olması lazım. Biz bu noktada bütün öğrencilerimize... ...toplu çalışmalarında kullanabileceği... ...birer set TYT ve AYT e kaynaklarını... ...biz hediye, er hediye ediyor olacağız. Bunun tamam, arkasından yine kişiselleştirilmiş olarak... ...öğrencilerimize ek kaynak tavsiyelerimiz olacak. Yani öğrencimizin matematikte eksik olduğu bir konu var... Bu konuyu öğrenci seviyemize uygun hangi kaynaktan çözmeliyiz sorusunun cevabını da aslında bizimle birlikte çalışan öğrencilerimize cevap vermiş olacağız. Çok güzel. Yani e, kişi mesela birçok kaynağı taramıştır. Eksik kalan e, yeni daha faydalı olabilecek kaynakları da tavsiye edeceksiniz. Veya ilk defa yeni bir altyapı oluşturuyorsa o anlamda e, o altyapısının yeterli olup olmama durumlarına göre de ne yapılacak ona göre daha kolaydan zora doğru bir kaynaklar tavsiye edilecek diyorsunuz. Aynen öyle hocam. Peki. E, şimdi burada o zaman şimdi bu çocuklarımız sadece ders çalışmayacak değil mi? Tabii ki burada aynı zamanda <laughs> ders de dinleyecekler <laughs> ee, ve bunun yanında dediğim gibi e, şey düşünmesinler şimdi dinleyecek e, öğrenci arkadaşlarımız yalnızca ders mi çalışacağız 40 saat ders dediniz e, deyip gözlerini de korkutmasınlar. E, tesisimiz çok büyük aşağıda çok büyük bir spor salonumuz var sinema salonlarımız var e, birlikte güzel e, playstation vakitleri de geçireceğiz tabii ki yani e, buna şey diyoruz işte sosyal hayat kontrolü ismini verdiğimiz geniş Biz bir çalışmamız ya. var. Esasen burada kendi kontrolündeki bir ortam içerisinde nispeten kendisi destekli ama belli bir akran grubuyla beraber hareket etmenin motivasyonunu da kazanmış olacak. Bu ciddi, ciddi bir avantaj olacak. Yani e, ders çalış demeden ders çalışılma ortamının içinde bulunmanın e, getirmiş olduğu avantajları yaşamış olacak. Bu gayet güzel, mantıklı. E, şimdi spor salonunda her zaman yararlanabilecek mi? Ondan sonra diğer yoksa belli bir aktive mesela aktiviteleri de birlikte yapıp yine oralarda birlikte mi eğlenecekler yoksa bireysel mi? Ee, Nasıl şöyle, bir plan Öncelikle yer? şunu söyleyelim. Ee, bu sınavda yani EKS sınavında başarılı olmanın e, altın formülü planlı olmaktır. Hı hı. Yani her şeyi yaparız o birlikte oyunda oynanır sporda yapılır ama planlı olmak zamanında o saat içerisinde bunu yapmamız gerekiyor. Burada biz öğrencilerimizi tabii ki bireyselleştirmeyeceğiz, sosyalleştireceğiz. Yani spor salonunda geçirecekleri vakitleri öğrencilerimiz birlikte geçirecekler. Ee, oyunlarını birlikte oynayacaklar, etkinlikleri birlikte katılacaklar. Bu aynı zamanda akran gelişimi noktasında da öğrencilerimizi çok güzel bir yere taşıyacak. Ee, biz bu öğrencilerimizi çünkü yatılı bir kurs az önce de bahsettiğimiz gibi, bu öğrencilerimiz bir arada olacaklar yatarken de iki kişilik, üç kişilik, dört kişilik odalarımız olacak. Öğrencilerimiz burada aslında uyumadan önce beraber geçirdikleri zaman dilimlerinde de birlikte bir bilgi paylaşımı içinde olacaklar. İşte buna akran eğitimi diyoruz. Çünkü e, aynı odada kalan üç arkadaşımızı hayal edelim. Birinin Türkçesinde işte A konusu iyiyken diğer arkadaşımız matematikteki farklı bir konuda iyi olacağı için burada da bir bilgi paylaşımı da sağlamış olacağız ve sosyalliği sağlamış olacağız. Anladım. Peki. Şimdi e, bu anlamda son iki dakikamız ama şunu sormak istiyorum. Şimdi öğrenci e, bilhassa dikkatini dağıtan faktörler var. Bunların başında akıllı telefonlar Maalesef. geliyor. Bir e, dinleyicim Sami Başkeli'den gelen bir soruyu da iletmiş olalım. Hı hı. Bu akıllı telefonlara e, nasıl bir e, çare bulduğunuz o konuda bir Be formül var mı? Belki şu an bunu dinleyen öğrenci arkadaşlarımız bu noktada canları sıkılabilir ama biz şunu diyoruz: Başarı fedakarlık gerektirir. Eğer başarılı olmak istiyorlarsa e, fedakarlık yapmak zorundalar. E, çok yerinde ve güzel bir soru olmuş. Sosyal kontrol içinde biz de bahsedecektik. Bu noktada e, biz telefon kullanma saatleri belirledik. Öğrencilerimizin molalarında telefonlarını kullanabilecekler. E, yani ders zamanı diliminde şöyle diyebilir öğrencilerimiz: Bakmayız. Ama bir bildirim geldiği Yok ta, zaman hangimizin... Kendimden bizim... biliyorum. Evet. Kesinlikle öyle bir şey öyle mümkün olmuyor. değil. çünkü e, Yani şu... gerek formasyon eğitimlerimizde gerek hı hı. E, çocuk ve ergen psikoterapi eğitimlerimizde hı hı. bir bakıyordu ki sınav süreçlerimiz olduğu zaman dilimlerinde e, kesinlikle Dikkat dağılıyor, telefon geliyor vesaire diyor. Ben telefonsuz bu hayatı daha işin açıcısı çalışma veya eğitim hayatı da tercih ediyorum. O konuda da damdan düşen birisi olarak kesinlikle tavsiye ediyorum. Uygulamayı bahsediyordun, özür dilerim. Şu, şunu da bahsedeyim. Şimdi e, gençlerimiz arasında, öğrencilerimiz arasında şöyle bir e, moda gelişti diyeyim. Gece uyumadan önce saatlerce telefona bakmak. Bu şekilde bir moda gelişti. Belki e, günlük çalışma saatleri içerisinde telefon dikkat etse de telefon kullanımına gece nasıl olsa çalışmamı bitirdim. Artık rahat rahat bakabilirim deyip saatlerce 5 dakika diye elimize alırız bu telefonu zaten ama saatler geçer maalesef. o zaman ne oluyor? Yapılan bir bilimsel araştırma var. E, bu yayını dinleyen e, kardeşlerimiz lütfen e, bir baksınlar. E, yapılan araştırma gece yapılan e, telefon özellikle bakma bu mavi ışık etkisi altında kalmanın unutmayı e, hızlandırdığı noktasında bir bilimsel veri var elimizde yüzde 58 oranında unutmayı artırıyor. Dolayısıyla biz şunu belirledik gece uyumadan önce öğrencilerimize e, o e, istirahat saatinde bir aralık verdik. Uyumadan önce de telefonları biz öğrencilerimizden kullanmamalarını rica edeceğiz ki gündüz öğrendiğimiz bilgileri gece telefonla oynayıp heba ha, etmeyelim etmiyor. ve e, uyku saatleri çünkü ee, sınavın bir başka boyutu, işte fizyolojik boyutu. Uyku saatlerine dikkat etmek, düzgün beslenebilmek, ee, işte sağlam kafa, sağlam vücutta Duydum. bulunur. Dolayısıyla sağlıklı bir yaşamda ee, gerçekleştirsin istiyoruz ki çocuklarımız bedenen de iyi durumda olsun. Dolayısıyla uyku saatlerinde bu şekilde ee, dikkat etmiş olacağız. Günün belli aralıklarında telefonlarını kullanacaklar ama diğer zamanlarda telefonları bizde emanette duracak inşallah. Peki. Güzel. Yani bu konuda dediğiniz noktaya katılıyorum. İnşallah dikkati dağıtan ciddi madde konsantrasyon ve odaklanma noktasında bir problem meydana getiren bu teknoloji kullanımı bu dönemdeki yapacakları fedakarlıkla rahatlıkla aşabilirler diyoruz ve kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız efendim. kısa bir aradan sonra hayat ağacında tekrar birlikteyiz efendim. Ee, konumuz neydi? Öğrencilerimiz sınavlara nasıl hazırlanmalı? Konuğumuz kimdi? Ali Rıza İnar. Aynı zamanda öğrenci koçu ve e, Arifan YKS sorumlu müdürüydü. Hocam tekrar işin açıkçası şöyle bir toparlayacağız ama e, sorularımız çok fazla. Onun için kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam etmek istiyoruz. Burada e, mesela şunu merak eden e, muhakkak dinleyicilerimiz vardır. Bu program sadece erkekler'e mi yönelik? Şu an için bir pilot uygulama olduğu için şu anda Merkez Arifan Yurdu'muzda erkek öğrencilerimize yönelik bir çalışma yapıyoruz. Fakat şu anda talepleri almaya kız öğrencilerimiz için de talepleri almaya devam ediyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde kız öğrencilerimizin içinde bu uygulama aynı şekilde bahsettiğimiz şekilde devam edecek. Pilot uygulama ama. Bu konuda e, yeterince altyapı, tecrübe vesaire e, kadro noktasında bir sıkıntı e, yok değil mi? Allah'ın izniyle hiçbir problem Hiç yok. E, hocalarımızın e, tırnak içinde söylüyorum en tecrübesi olanı 15 yıldır e, gerek özel kurumlarda gerek e, devlet kurumlarında tecrübe etmiş e, ve hatta kurum sahibi hocalarımız var. E, o yüzden alanında uzman bir ekip e, ve camia olarak da e, biliyorsunuz. Çok, ee, uzun, bu yıllardır e, eğitime çok uzun yıllardır eğitimimiz, gençliğe yatırım yapmış evet, olan. E, tabii çok uzun yıllardır gençlikle birlikte hareket eden, çalışan e, ve akademik başarı noktasında çok büyük başarılar çıkartmış bir ekiple e, çalıştığımız için bu noktada Allah'ın izniyle hiçbir problem. Evet. Üniversite sınavına aday diyebileceğimiz bütün öğrencilerimiz bizim e, hedef kitlemiz. Dolayısıyla e, 12. 11, 12 ve mezun arkadaşlarımızın tamamıyla çalışacağız. Özellikle 12. sınıflarımızın aklına şöyle bir soru gelebilir: Hocam siz sabahtan akşama kadar güzel bir program yapmışsınız ama okula gidip geleceğiz. Bu durum nasıl olacak diye düşünebilirler. Bu noktada şöyle yapıyoruz: Sabah yurdumuzdan öğrencilerimiz okullarına gidiyorlar. Döndüklerinde merkezi bir noktada zaten çok merkezi bir noktadayız. E, dolayısıyla okuldan döndüklerinde onları bekleyen e, çok güzel dolu dolu bir 6 saat olacak. Burada etütlerimiz olacak. İşte az önce bahsettiğimiz o bireysel etütlerimiz. Hocalarımızla soru çözümlerimiz ve bireysel konu anlatımlarımız olacak. Dolayısıyla arkadaşlarımıza da e, ve tabii ki bireysel eğitim koçluğu sistemimiz haftalık denemelerimiz ki denemelerle ilgili ayrı bir başlık açıp özel olarak bununla ilgili konuşmak da istiyorum. E, öğrencilerimiz bu durum merak ediyor çünkü. O yüzden 11-12 ve mezun arkadaşlarımızı biz bu e, Yeni yaptığımız YKS kursumuzu bekliyoruz. Vallahi işin açıkçası hocam. Ben kendi yaşam tecrübemize, kendi öğrencilerimizle şöyle bir şey yaşadık. Ee, onu e, tabii ki e, hani bir önceki seneden hazırlanan bir öğrenci için durum farklı olabilir. Veya e, bu sene belli bir altyapı oluşturup gelecek sene mezunda daha iyi bir hedefi olan öğrenci için farklı olabilir ama bilhassa bu sene öyle veya böyle bu çalışmayı bitirmek, noktalamak isteyen birisi için belki e, açık lise bir avantaj olabilir gibi çok fazla tavsiye etmiyorum ama yerine göre kişiye göre öğrenciye göre e, böyle bir alternatif de olabilir mi belki sistem içerisinde bu da gözlemlenebilir peki hocam e, şimdi bunlar güzel e, şimdi bir tarafta bir öğretim programımız var bir tarafta eğitim programımız var e, bir tarafta işte çalışma ortamımız var. Ee, bu çalış Bunlar hepsini destekleyecek belli bir deneme sisteminiz var mı? Tabii. Yani çocukları kendilerini devamlı kontrol edebilecekler mi? Siz onları seviyeleri ölçekleyebilecek misiniz? Ben e, öncelikle şunu söylemek isterim: Deneme sınavları ve deneme çözmek e, bugüne kadar geriye dönük e, öğrencilerimiz e, internetten açıp bakarlarsa başarılı olmuş, çok iyi derece yapmış arkadaşlarımızın e, ortak bir payda da toplarız. Çok deneme çözdüm. ...yetmez analizini de yaptımdır. Dolayısıyla bizim... ...az önce bahsettiğimiz bütün çalışmaların... ...özeti ve temeli en... ana ...yani ana fikri deneme çalışmasıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizle... ...ilk tanıştığımız gün zaten bir deneme sınavı... ...yapacağımızı, bir ön deneme sınavı yapacağımızı... ...söylemiştik. Bu Bunun yanlış devamında... anlaşılabilir mi hocam? Yani mesela işte... Başarılı öğrenciler bir yerde, Hayır. başarılı öğrenciler bir yerde gibi bir Kesinlikle değerlendirmeye sebebi etmedi Biz mi? öğrencileri bireysel olarak değerlendireceğiz. Sınıf olarak bir ayrım olmayacak bu noktada. Bireysel olarak ben Ahmet'e hangi konuları önem sırasına geri götürtmeliyim? Ahmet'e hangi kaynakları önermeliyim? Ahmet'in matematikte hangi konusu iyi, hangi konusu kötü sorusunun cevabı için bu önlenme sınavını yapıyor olacağız. Ve haftalık olarak muhakkak... Denemelerimiz yapılacak. Deneme çözmek yeterli mi diye sorarsanız deneme çözmek bu işin yeterli değil. Şöyle hayal edelim. Öğrencilerimiz şimdi beni daha iyi anlayacaklar. 120 soruluk bir TYT sınavını gözümüzde canlandıralım. Biliyorsunuz ki TYT sınavının içerisinde çıkan konu soru dağılımları değişmez. Örneğin yazım ve noktalama konusundan her deneme sınavında ve her gerçek sınavda da iki tane soru gelecek. Cümlenin ögelerinden kesinlikle bir soru gelecek. Temel kavramlardan işte rasyonel sayılar, mutlak değer, üslü, köklü sayılar gibi önemli matematik konuları o girişteki konularımızdan kesin birer tane soru gelecek. Şimdi hocam denemeyi çözdük. Öğrencilerimizin geneli. Hatta pek çoğu yani büyük bir kısmı çok azı haricinde ne yapıyorlar? Denemeyi çözdüm. Artı eksi artı eksi doğru yanlış. Kaç net yaptım? 40 ise üzülüyor, 70 ise seviniyor. Öğrencilerimiz maalesef bu durumda. Bize diyoruz ki hayır bu böyle olmaz. Bir bu denemenin bir kritiğinin yani analizinin yapılmış olması gerekiyor. İstatistik veriler evet, yalan söylemez. Yalan diyor. söylemez. O zaman ne yapacağız? Eğer biz bugün yazım noktalama konusundan virgülün işlemini yanlış yaptıysak emin olun bir sonraki sınavda bunun analizi yapılmadığı takdirde yine yanlış yapacağız. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz bir deneme analiz Defteri sistemiyle çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencimiz ne yapıyor? Burada yapamadığı bir soruyu. Bizim anlatacağımız şekilde, tabii ki şu andaki teknik detayını verme mümkün değil ama bizim bahsettiğimiz analiz çalışmasıyla yaptığı zaman öğrencimiz bir sonraki denemede kesinlikle denemede o soruyu yanlış yapmıyor. Bizim öğrencilerimize şöyle derler, benim öğrencilerime çalıştırdığım öğren Hocam senin öğrencilerin ne neden bu kadar hızlı net artırıyor? Ben de diyorum ki sihirli değneğim var ya bir dokunuyorum <laughs> neter, hayır <laughs> değil işte sihirli değnek deneme analiz çalışması. Bu deneme analiz çalışmasında şu şekilde yapıyoruz, her denemenin analizi bu şekilde anlattığım bahsettiğim şekilde tek tek yapamadığımız veya boş bıraktığımız bütün konuları incelemek suretiyle yeniden öğrenmek suretiyle yapıyoruz. Ha bunu yaparken. Öğrencilerimiz ezbere dayalı bir sistemle yetişiyor maalesef. Dolayısıyla biz ezbere bilgi istemiyoruz. Malum bir öğretim yöntem teknikleri diye bir bilimimiz var. Bize diyor ki bir öğrenci bilgiyi kalıcı hale getirmek istiyorsa, bunu gerçekten içselleştirmek istiyorsa bilgiyi yaparak, yaşayarak, kendisi yaşantı edinerek öğrenmelidir diyor. O yüzden biz bu deneme analiz çalışmasını klasik rutin bir... Ee, ee, karne anlayışıyla hani vardır ya e, öğrencimizi bir yere deneme sınavına sokarız ardından bize ne verirler bir karne verirler o karnede ne yazar kağıtta sizin öğrencinizin sizin çocuğunuzun yapamadığı konular yazar bu aslında gerekli değil çünkü siz zaten öğrencimiz çözemediği konunun ne olduğunu zaten biliyor dolayısıyla bizim bunu öğrencimize tekrar verip bak sen bunları yapamıyorsun demek gerçekten çok mantıklı değil dolayısıyla bizim e, tırnak içinde bir doktor olarak düşünürsek Bizim bunun tedavisini söylememiz gerekiyor. İşte bizim de Arifan Yatılı YKS kursunda öğrencilerimizin yapamadıkları yerlerle ilgili aslında işin tedavisini nasıl iyileşeceğini nasıl daha iyi gideceğini anlatmış olacağız. Ee, bu noktada bu çalışmamız kesinlikle zorunlu. Şunu da belirtmek isterim hocam. Ee, bu çalışmalarımız fedakarlık isteyen çalışmalar. Eğer ben rahat bir çalışma ortamı istiyorum ben hem geziyim tozuyum istediğim her şeyi yapayım hem de başarılı olayım. o zaman bizimle çalışmaları çok da mantıklı olmaz. Çünkü ne biz kadar ekmek o kadar köfte değil mi? Aynen öyle disipline olmuş bir şekilde gerekli bütün fedakarlıkları göstermeye hazır bir şekilde öğrencilerimiz gelirlerse biz Arifan Yatılı YKS kursumuzda başarıyı öğrencilerimize Allah'ın izniyle garanti ediyoruz. İstemek başarmanın yarısı. Aynen Bu öyle anlamda hocam. Bu e, hayatta insan oğlunun ben kendim e, devamlı öğrenci çalışmalarımızda gördüğüm veya aile çalışmalarında gördüğümüz şey şu. E, istenip de e, başarılmayacak hiçbir şey yok. Hani huyu çıkar can çıkmaz denilen bir e, ifade bile istemeyen kişi için diye orada belli bir parantez olması lazım. Yoksa isteyen bir kişi isterse e, aklını kullanır, huyunu da değiştirir, suyunu da değiştirir. Çünkü eğer o huyu, o suyu ona zarar veriyorsa ailesine veya çevresine zarar veriyorsa değiştirmek zorunda. Akıl bunu emrediyorsa buna göre. Akıl burada bu önem ben kendimden fedakarlık yapıp feragatta bulunup bunun gerektiğini yapmam gerekiyor diyorsa öğrenci arkadaşımız bu fedakarlığı bulunup hayatını e, çok önemli bir kararını verebilecek noktada elinde donerisi olması gerekiyor. Ne odanı? İşte sınav sonucu. Bugün işte birçok arkadaşımız bu sınav sonucundan e, şapkadan belki bir kısmı e, tavşan çıkartmaya çalışıyor. Belki de gerçekten karnını karşıya karşıya da o anlamda elindeki veriye göre sınav sonucuna göre istediği bölümü yazan arkadaşlarımız var. Bu anlamda e, lütfen e, öğrenci arkadaşlarımız kızılmasınlar ama e, gerekeni yapabilmek bu fedakarlıkla ancak mümkün diyebiliriz. Hocam denemeyle alakalı ifade edeceğiz başka son, şey yoksa. Son bir şey daha buyurun. ekleyeceğim arkasından bir şey daha söyleyeceğim müsaadeniz buyurun, olursa. Buyurun tabii ki. Şimdi bu denemelerimiz e, denemelerimizi her denemeyi bir analiz yapıyoruz. Bir de SWOT analiz dediğimiz genişletilmiş bir analiz sistemi var. Bu da nedir? Beş denemeyi ele alıyoruz. Beş Ortalaması. denemenin ortalamasında öğrencimizin artan yerleri, gelişen yerleri neler? Azalan yerleri neler? Neleri boş bırakıyordum, neleri boş bırakmaya devam ediyorum. Bunun analizini yaptıktan sonra tekrar bir tekrar programı, hani öğrencilerimizin en büyük sorusu tekrarları ne zaman yapayım? İşte bu beş denemenin sonucunda biz senin hangi aralıklarla, öğrencimizin hangi aralıklarla tekrar yapması gerektiğinin kararını vermiş oluyoruz. Esasen bir de şurada gözlemlenmiş oluyor mu? Yani mesela bazen öğrenci o gün dikkat, konsantrasyon, odaklanma problemi hı hı. yaşıyor. Konuya hakim noktada ama o gün dağılmış bunu tek denemede karar vermek çok yanlış. Yanlış değil mi? O yüzden o, ona bunun için kafa sarıyordur, fizyolojik durumlar belki o an ortamda bir gürültü vardır vesaire pek çok şey etkileyebilir bunu. O yüzden ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci denemeye de bakıyoruz. Toplamında ne yaptı bu öğrenci? İşte burada gelişen, azalan, artan iyi yönleri, kötü yönleri, zayıf yönleri, güçlü yönleri hepsini tarttıktan sonra genel tekrar programlarımızı buna göre belirliyoruz. Hocam az evvel çok önemli bir şey söylediniz. O yüzden bunu eklemek zorunda hissettim kendimi. Ben yaptığım bütün seminerler ilk giriş seminerlerimde öğrencilere e, garanti başarı formülü ismini verdiğim biraz da esprili bir şekilde tahtaya da yazıyoruz bunu. E, bir başarı formülü veriyorum. Müsaadenizle bunu da kısacık Peki, bahsetmek buyurun. isterim. E, ben şuna inanıyorum. Her şey hayalle başlar. Yani öğrencilerimizin ilk etapta yapması gereken e, başarı formülünün yani eşittir başarı diyebilmem için yapacağım ilk adım hayal etmek. Ben ne istiyorum? Ben kimim? Ne olsam mutlu olurum? Hayalim tıp fakültesinde kazanmak. Hayalim öğretmen olmak. E, hayalim hukuk fakültesinde okumak. Bu benim hayalim. Eğer birinci adımı gerçekleştiremezsem sonraki adımlar çok zorlanırız. Çünkü hayalsiz yani hedefsiz bir çalışma ee, bir yere gidersiniz ama pusulanız yok. Nereye gideceğinizi de bilmiyoruz. Kaybolur gidersiniz. O yüzden birinci adım hayal etmek. Yeterli mi diye sorarım öğrenciler. Yüzüme bakarlar öğrenciler. Değil. Hayal ettik. Mesela her hayal kuran hayaline sonunda ulaşıyor mu? Maalesef ulaşamıyor. Ne eksik? İnanç eksik. Yani hayal edeceğiz birinci adım artı İnanç. inanacağız. E, hayal ettiğim şeye hiç kimse inanmasa bile etrafımızdaki insanlar bazen bizim hayal ettiğim şeylere inanmayabilirler. Hiç kimse inanmasa bile inandığımız şeylere bence inanç deriz hocam. Bu benim iman kendi... etmek en önemli kısmı. Aynen öyle. <laughs> Bu benim kendi tanımım. Hiç kimse inanmasa bile sen inanacaksın ee, diyoruz. Yeterli mi? Hayal ettim, inandım yeterli değil. Keşke yeterli olsa ama bir de bunun için fedakarlık gösterip çalışmak gerek. Dolayısıyla ee, son adım Çalışmak yani hayal edersem, inanırsam buna kimse inanmasa bile ve çalışırsam Allah'ın izniyle başarı yakalamış oluruz. Bunu başarı formülü diye tahtaya yazarım. Bu yalnızca YKS sınavı için değil. Bugün bir pastane açmayı hayal ederseniz de bu formül tutar. Evet. E, çok iyi bir bilim adamı olmak istiyorum derseniz de tutar. İyi bir iş adamı, iş insanı olmak istiyorum derseniz de bu formül her zaman çalışır. Hiçbir zaman yanıtmaz. Nereden biliyoruz? Başarılı olmuş insanların hayatlarını incelediğimizde bunu görmüş oluyoruz hocam. Bu söylediğiniz kısma tamamen hatırlıyoruz. İşte bizim psikoloji alanında veya bu ruh sağlığı alanında işte olumlu düşünmek, olumlama denilen bir şey vardır, kavram hı hı. vardır. Buradaki esasen sistem öyle bir işliyor ki kişi kendisi inandığı ne varsa onu gerçekleştirebilmek için zaten ona göre adımları attığı için başarı orada geliyor. Ama inanıp da dediğiniz gibi eğer sadece kuru hayal peşinde koşuyorsa gerekliliğini yapmıyorsa, istediği kadar olumlu düşünsün, bir anlam ifade etmiyor. Onun çabasını, mücadelesi vermeyen bir kimse bu konuda gerçekleştirmiyor. Bir de burada ailelere de şöyle bir hayal deyince, işin açısı bir mesaj vermeden de geçemeyeceğim. Lütfen sizin hayalleriniz çocuğunuzun kederi olmasın. Yani Burada aileler mesela evet çocuğun çok ciddi manada bir puanı vardı ama kendi gerçekleştiremediğimiz hayallerimizi çocuğumuzun üzerinden gerçekleştirmeye çalışıp da onu baskı altında alacak olursak, onun istemediği bir mesleği seçecek olursak, mizacına belki tıp evet bunu rahatlıkla kazanacaktır ama mizacına ters ise o anlamda bu kişi çocukluğundaki esas belki hayalleri, hedefleri farklıydı ama ailesinin baskısıyla bunları tercih etti. Bu sefer ne oluyor? kişi yine mutsuzluğa doğru gidiyor. Bunlar bir sonraki adım belki ama bunları da söylemeden geçemeyeceğiz. Evet, şunu da küçücük ekleyivereyim bahsettiğiniz için. Biz Arifan Yatılı YKS kurslarımızda öğrencilerimize mesleki rehberlik kendini tanıma, tanılayıcı testleri de uygulamış olacağız. Psikolojik rehberlik Çok güzel. olarak. Dolayısıyla öğrencimizin kendini tanımasında, hayallerini tanımasında da bir rehberlik etmiş olacağız ve her öğrencimize minimum haftada iki kez bireysel görüşme fırsatı tanıyacağız. Normalde iki haftaya bir falan yaparlar bunu. Bazen haftada bir olur ama biz öğrencilerimizin hayallerini ve inanç durumunu da e, dikkate aldığımız için az önceki başarı formundan yola çıkarak dolayısıyla minimum iki kez e, öğrencilerimizle, rehberlik kadromuzla birlikte öğrencilerimize görüşmüş Uygulayacağız. Bu tanımlayıcı testleri yani de uygulayacağız inşallah. Birçok çok ıı, çevremizde işte doktorlarımız vardı. Sonradan ıı, bıra doktorluk alanı bırakıp mesela inşaat gibi farklı alanlarda baktığımız zaman gayrimenkul gibi veya ıı, çok farklı alanlarda çalışmalar yapan ıı, uzmanları görüyorum. Niye? Orada onu mutlu eden etmeyen bir şeyler var ki o anlamda gerçekten yıllarca emek vermiş, mücadele etmiş ve bu noktada belli bir başarıya imza atmış kişiler farklı bir alanlara geçiş yapabiliyorlar. Onun için e, sevebileceği, yapabileceği ve mutlu olabileceği bir alanı doğru bir tercihle yapabilmek o sizin mesleki anlamda yönlendirmeleriniz gerçekten bence bu işin en önemli omurga kısımlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Peki e, hocam e, burada farklı bir e, sistemi gördük, e, dinledik. Atladığımız mesela e, öğrencilerin e, yemek düzenleri vesaireleri olacak mı? Yurt olduğuna göre aynı zamanda böyle bir yemek düzenleri Tabii de olacak. Biz... Onların da temel beslenme alışkanlıkları bu anlamda Hı -hı. belli bir şekilde takip edilecek herhalde. Biz bu noktada demek. zaten e... Yemekhanemiz e, denetlenen, e, sürekli bir diyetisyen tarafından takip edilen yemek hı hı. programları hakeza bu şekilde. Bu noktada az önce de bahsetmiştim bir önceki e, şeyde. E, burada öğrencilerimizin sağlık durumları, e, uyku saatleri, yemek saatleri tamamen düzene girmiş oluyor. Çocuğun yemek yiyeceği saat belli. Dolayısıyla bu noktada velilerimizin gönülleri rahat olsunlar. Biz A'dan Z'ye uyku saatlerinden uyanma saatlerine, gün içerisindeki sosyal hayatının tamamının kontrolü, e, her şeyi biz e, birebir takip etmiş oluyoruz. Hiçbir adımda öğrencimizi yalnız bırakmıyoruz e, ve çalışmalarımız da bu şekilde şekillenmiş oluyor. O Onun noktada, da başarı gelebilmesi için aynı zamanda bir aileyle bir mukavele, öğrenciyle de ayrı bir mukavele tabii Burada tabii gerekiyor. ki velilerimizin e, burada e, Gönlünün rahat bir şekilde... E, ...öğrenciyi teslim edebilmesi tabii ki önemli. Bu noktada çok tabii önemli, ki çok önemli. E, herkesin için evladı çok kıymetli. Ve e, bütün velilerimiz öğrencilerinden başarı bekliyor. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. Eğer öğrencilerimizi bize emanet ederseniz... ...ve öğrencilerimiz bizim söylediğimiz sistemden şaşmadan devam ederse... ...biz başarıyı öğrencilerimize Allah'ın izniyle garanti ediyoruz. Çünkü çalışmamıza güveniyoruz. Uzun yıllar... E, emek verilmiş, e, damıtılmış bir çalışma. E, çok uzun yıllardır denenen geleneksel eğitim metoduyla, e, çağımızın metodu dediğimiz bireysel. Öğretim metodunu bir araya getirdiğimizde Allah'ın izniyle bu programın başaramama şansı yok diye düşünüyorum. Biz Vallahi de elimizden hocam, geleni ben yapacağız. daha farklı bir yöne de bakmak istiyorum. Hı hı. Yani burada işte şimdiye kadar hiç annesinden ayrışamamış, hı hı. kendi ayaklarında duramayan, sorununu yaşayamayan, yatağını düzlemeyen, ondan odasını toplayamayan e, ve hayatı tanımayan e, çocuklar açısından da baktığımız zaman bu bir fırsat. Yani çünkü niye? E, gerekirse şehir dışında okuyacak e, çocuklar için de bir fırsat. Gerekirse ailede bütün e, her istediği yapılmış her istediği altın tepside sunulmuş vesaire edilmiş. O anlamda e, ihtiyaçları vesaireleri gözlemleyemeyen, kendi sorumluluklarını alamayan çocuklar için gençler için de esasen hayatı tanıma ve anlama adına da Biraz evden uzaklaşabilmek adına da bu bence bir fırsat. Çünkü Kesinlikle. çocuklarla çok iç içe yaşıyoruz. Çok iç içe yaşadığımız için de birçok e, nasıl söyleyeyim ihtiyaçları hemen ebeveynler tarafından karşılanıyor. E, haz odaklı bir nesil geliyor. Biraz bu anlamda da bence burada güzel bir da yatıyor gibi geliyor. Evet. Tabii çıkıyorum. sorumluluk vereceğiz tabii ki bu noktada. Çalışma prensiplerini öğrencimiz yani hayatının her alanını kendi yönetebileceği. Yani sabah kalktığı zaman tabii ki yatağını toplamak zorunda kalacak. Annesinin o ıı, sıcak merhameti olmayacak. Ama şu şekilde haftalık öğrencilerimiz evlerine gidip gelebilecekler. Ha, onu e, tabii evet. ki gidip gelebilecekler. Özellikle Konya'da ikamet eden öğrencilerimiz e, ve çevre e, yakın ilçelerden ileriden gelelim tabii ki gidebilir. Ama şöyle söyleyeyim. Bu Türkiye'de öyle büyük bir ihtiyaçmış ki yani yani biz bunu anladığımız yeri de birazdan değineceğim. E, şu anda Türkiye'nin her yerinden e, en uzak vilayetine kadar e, bir talep var e, ve insanlar e, bizim camiamıza ve bizim kurumumuza bu noktada güveniyorlar. Biz de kendimizi çok güzel bir şekilde izah ediyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim Kıbrıs'tan dahi öğrencilerimiz İngiltere'de... E, profesör bir abimizin e, oğlu burada bize emanet olacak. E, gerçekten çok güzel e, tepkiler aldık. İyi ki bu işe başladınız. Gerçekten ihtiyaç vardı e, diyorlar. E, biz de bu çalışmaya vesile olabilsek biz inşallah. Amde diyoruz. Şükrediyoruz. İlk de böyle bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah. Bu çok önemli. E, kişi çünkü e, burada bir, bakın e, birçok faydasını saydığımız önemli bir çalışma. Hı -hı. Buradaki e, hele ilk seneki başarı inşallah gelecektir. Ben Buna da şuradan dolayı Kani ee, bu sene ciddi manada ülkemiz bir felaket yaşadı ve, Hı. ve bu felaket esnasında da e, bilhassa üniversiteye hazırlanan öğrencilere Arifan Yurdu'nda ciddi manada bir destek verdi. Onların da duaları inşallah. Yani. <laughs> Buyurun lütfen. Yani ben sormuş olayım. olayım. Bizim, bizim, bu çalışmamızın, bizim bu çalışmamızın aslında temelinde biliyorsunuz e, elin bir hadise 6 Şubat e, da elin bir, bir e, hadise gerçekleşti. Deprem felaketi. Biz burada Bosna Arifan Yurdu'muz olarak depremzede kardeşlerimize, depremzede öğrencilerimize, 500 aşkın öğrencimiz genel toplamda böyle ciddi bir sekilas ciddi bir rakam. Bunlara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Burada öğrencilerimiz e, geldiler. Bunlar da hazırlık öğrencilerimizdi. 12. sınıf arkadaşlarımız, 11, 12 ve mezun arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımız oradayken e, İbrahim hocamla birlikte kendisine buradan saygıyla anıyorum. Onunla birlikte oturup düşündük ya. Çünkü eğitimciyiz. E, burada bir ihtiyaç var. Bunu acaba bir deneyelim mi dedik ve orada ilk aslında mayasını orada attığımız bir program eee güzel bir bismillah çektik. E, burada e, gerek Anadolu Gençlik Derneğimize gerek Arifan yurtlarımıza ne kadar Teşekkür etsek az e, burada güzel bir fırsat tanıdı e, öğrencilerimize ve bu öğrencilerimiz içerisinde çok güzel başarılar ed elde eden arkadaşlarımız oldu. E, şimdi arayıp verileri tek tek teşekkür ediyorlar e, ve biz de aslında burada e, fikren e, mayasını atmış olduğumuz bir çalışma oldu e, ve burada da hemen e, kolları sıvayıp çalışmaya başladık. İnşallah çok e, bu konuda hayırlı olsun temennisinde bulunmak üzere... Tebrik ediyorum. İnşallah camiye ve gençlere bu anlamda faydalı bir çalışmayı olacağına inanıyoruz. Ee, son bir dakikamız söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz başka mesaj varsa atladığımız, unuttuğumuz lütfen buyurun onları da alalım. Ondan sonra bitirelim. Öğrencilerimizin her birini e, Merkez Arifan Yurdumuza özellikle erkek öğrencilerimizi ilk etapta ve talepleri toplamak için tabii ki kız öğrencilerimizi de Merkez Arifan Yurtlarımıza bekliyoruz. Buyursunlar gelsinler, tesisimizi gelsinler, bizimle bir e, hasbihal etsinler. Ee, neler yapabileceğimizi, sınıf ortamımızı, spor salonlarımız vesaire e, tesisimizin tüm imkanlarını arkadaşlarımıza tanıtalım. E, akıllarında e, bir soru varsa yine iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirler. E, bu yayını dinleyen... iletişim numaralarını da verelim hocam. Tabii e, verelim. E, bir saniyenizi rica edeceğim. Özel yurdumuzun numarasını vereyim. 0332 353 72 68 numaralı e, Arifan yurdumuzun telefonunu arayarak bir e... ucunda o telefon ucunda. Ben olacağım. Siz i̇nşallah ben olacağım Allah izin verirse. Ee, ve öğrencilerimizin bütün sorularını cevaplamış olacağız. Ee, çok güzel bir çalışma oldu. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Ee, bu fırsat tanıdığınız için sizlere de hocam demek, çok teşekkür demek, ediyorum. Yani Allah razı olsun. Güzel bir oldu. Ben de ee, merak ettiğim bir çalışmaydı. Detaylarını bu anlamda daha iyi öğrenmiş oldum. Ee, i̇nşallah başarılarınızın devamını tamam, diliyorum. Olsun. Çok Efendim, teşekkür ederiz. Tekrar bir Hayat Ağacı programında buluşuncaya kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum İyi akşamlar diliyorum.